demişsin ki arkadaşlarıma, ben zaten son 2 senedir arayış içindeydim. Evet. Pek çok kişiyle yazıştım. Evet. Görüştüm. Dürüstçe de bunları söylüyor yalnız. Evet. Görüştüm. Çünkü 2 senedir arayış içindeydim. En sonunda Mahmut'ta karar kıldım. Evet, Mahmut'la konuşurken de halen konuşuyordum ama olmadı o. Hep daha Mahmut'ta bir değişik. Mahmut'ta ne buldun? Mahmut'un özelliği neydi? Mahmut'un özelliğini bilmiyorum ya. İlgimi çekti. Ve namaz kılışı, Kur'an okuyuşu. Bunlar dinimizin gerekleri biliyorsun. Evet. Ama dinimizin gerekleri arasında evliyken başka adama gitmek var mı? Yok. Yok değil mi? Ahlaken de yok, dinen de yok. Ama insan daraldım, hani insan bir şeye yola başvurmak istiyor yani. Peki Leyla, niye önce terk edip sonra Mahmut Bey'i bulmadınız? Çünkü benim eski eşim eşini vurmuştu hani böyle yaptığı için. Ha. Ben hiç söyleyemedim ona yani. Her devamında yani tehdit altında seni vururuz. Ben onu öldüremedim. Ben bu kazınkini kelleyi alır koltuğumun altına koyup öldüğüne emin olması için. Böyle böyle iratlar söylüyordu. Şimdi kocan Ramazan'ın sen 3. eşisin. Değil üçüncü, mi? Evet. 3. 1. eşi. Çocuklarını bırakıp gittiği gibi. Gittiği için oğluna anneyi maalesef vurdurtuyor. Anne ölmüyor ama Mahmut bunu Ramazan üzerine alıyor. Evet. Çocuk küçük. Kaç sene cezaevinde yattı? Valla benim bildiğim 10 sene herhalde. Daha fazla yattım. Ben bilmiyordum onun öyle karısını vurduğunu. Evlenenden sonra öğrendim. O zaman mı söyledi sana? Ben ona, o kendisini, ben kendisini daha çok sevmiştim. Emin ol, ona da kaçmıştım ben. Ama 8 sene çocuğum olandan sonra ne bir şey oldu ya. Soğukluk düştü aramıza ya. Hakaret, ondan sonra işkenceler. Her şeyi vardı. Laf söyleyişi, milletin içi, hani bir evin içinde sorun yaşamıyoruz. Millet nerede şey yapsa orada bizi küçük düşürüyordu beni. Senin peki ilk 2 evliliğinden ayrılma sebebin ne? Gene başkalarına mı kaçtın? Hayır, benim bu 4. olduğu için. Hayır. İlkinde, ilk evliliğimde evet 16 mı 17 yaşında yaptım. Ona Ramazan'dan da önceki 2 evliliğinden bahsediyorum. Başkalarına mı kaçtın yine? Ben birinciden ayrıldım. İkincide görücü usulü evlendim. Ondan yurt dışına gidecektik. O bir türlü, ondan biz 1-2 sene bir arada kaldık ama ben devamlı babamın evinde kaldım. Onunla, o bir aylığına gelir giderdi. Peki o ilk eşinden bir tane oğlum çocuğun var. Evet. Ama hiç görüşmüyorsun. Görüşüyoruz. Ha, görüşüyorsunuz. Evet, görüşüyoruz canım. Peki şimdi onun Mahmut, babası değil, babaannesi gibi. Mahmut Bey'in inançlı olması seni etkiledi. Evet. Peki ben Mahmut Bey'e de soracağım. Evli, nikahlı bir kadına, dini bütün bir adamın bir kadını alıp götürmesi doğru bir şey mi? Hayır efendim. Değil değil mi? Doğru değil. Niye yaptın? Yani ben kanala çıkmaya da her şeye de en son çıkacak insan ben idim. Ama şimdi tam Leyla Hanım kendini ifade edemiyor. 2 yıldır karı koca hayatı yaşamıyorlar bir. İkincisi... Tabii biz 2 ay görüştük bunu Leyla Hanım'la. İnternet üzerinden. İnternet evet. üzerinden. Yüz yüze gelmedin. Hayır, hayır, hayır. Çünkü hayır, siz yurt yüz yüze sadece arabasına, evinin önünden arabasıyla, özel taksiyle aldım ben. Şöyle, siz 1,5 ay önce internetten tanışıyorsunuz. Evet. 23 Mayıs'ta siz kalkıyorsunuz yurt dışından, yaşadığı Aksaray'a geliyorsunuz. Evet. O gece, ayın 24'ü artık, gece yarısı oluyor. Leyla nasıl çıktın evden? Ben gece çıkmadım. Yok yok, sabah aldım ben. Sabah çocuğumu okula götürüyorum evde? Diye. Beyefendi kendi de yatıyordu. Hatta dedim sana çay yapayım dedim. Yok dedi, ben ona kadar yatacağım dedim. Terk edeceğin adama bir de önceden çay mı yapayım dedin evet. sen? Şüphelenmesin hani, diye. Şüphelenmesin, hani uyanacak mı uyanmayacak mı diye. Çay yapayım ki dedim, hani yaparsa dedim. Her şey sabah yapma. Çay yapar mıydın ona? Sorardım evet. Evet, ne dedi? O da dedi ki ben biraz ona kadar yatacağım, sen çocuğu bırak gel dedi. Ben dedim çocuğun dedim veli toplantısı var, hani şey yapayım dedim. Öyle şey yapayım, geç geleceğimi anlasın dedim. Hmm. Merak etme, bir şey yok. İçine düşmesin yani, aramasın evet. diye. Hani onun aklına da gelmez böyle yapacağım şey. Hmm. Benim böyle kaçacağım aklına gelmezdi yani. Ama evet. mecbur kaldım ben. Ondan sonra çocuğu okula götüreyim diye buna ben telefondan neyin mecburiyeti ben onu anlamadım. Yani 2 yıl belki...
Yani bir geçimsizlik var aranızda ama evden kaçmanı gerektirecek bir mecburiyet bence yok. Bence şu kaçma hikayesini bir anlatsın ondan sonra ona gelelim. Ondan sonra? Geldi, taksiyle mi geldin sen? Konum atmıştım, konum direkt kapıya evet, geldi. Evet, konum attı. Taksiyle. Ben bildiğim yerdeydi. Telefonumla kontörüm yoktu, internetim yoktu benim. Evde bağlı olduğum için ben dedim evden çıkarsam dedim bir şeye giremeyiz dedim. Bununki de yurt dışı telefon olduğu için normalden de arayamıyor. Bu arada çocuk okula gitmedi, gidemedi. Sen eşya falan herhangi bir şey... Ben üstüme bir fazladan kendime eşya aldım, bir de kızıma aldım. Aldım, çıktım. Tamam, takside bekliyordu seni. Onu da okul çantalarına koydum hani belli olmasın diye. Fazla aralarına şey koydun. Kızına söyledin mi? Çünkü 8 yaşında. Hayır, söylemedim kızına. Bir daha binene kadar, binene kadar, arabaya binene kadar kızım gözüme baktı. Anne ne oluyor dedi böyle. Evet. Kızım dedim biz başka bir yana gidecek dedi. Anne dedi babamdan kurtulacak mı dedi. En lafı bana bu oldu. Evet, kızım büyük yani kendinizle konuşabilirsiniz onunla. Sonra Leyla? Ondan sonra bindik. Bu dedi Aksaray'dan gidecek dedi. Geri karar değiştirmiş. Kırşehir tarafından geldik. Leyla, ilk defa o zaman mı yüz yüze geldi? Evet. Aynen, aynen. Daha önce peki internet üzerinden yazışırken görüntülü konuşmuş muydunuz? Çok konuştuk. Peki Mahmut Bey, sizin yani evli bir kadını gelip kaçırıyor olmak hiç rahatsız etmedi mi vicdanını? Efendim, bana Leyla Hanım'ın anlatması, konuşması bir buçuk ay, iki aya yakın konuşma tarzlarında... polisten uzaklaştırma alacağım. Aha şimdi dayak vurdu bana, burnumu kanattı. Gösteriyor kanlı gene burnunu da. Dışarıdaki kızgınlığına gelip Leyla Hanım'dan alıyormuş. Ben kurtardım bunu, kaçırmadım. Yani dedi ki denize düştüm, yılandan da çok korkuyor. Dedi ki yılana sarılmak istiyorum. Öyle bir kaçış içindeyim ben dedi. Sen yılan mısın yani? Hayır. Öyle demek istedi yani. Kim olsa gideceğim dedi yani. Yani ben dedi seni de beğendim. Konuşma tarzlarının şudur budur. İki aydır da konuşuyoruz. O yüzden bana dedi o yani tehdit. Polisten uzaklaştırma almaya gitmiş. Demiş ben cezaevinde yattım. Ben devletten korkmuyorum. Ya varamadım. Gibi. Karakolun kapısına varamadım yani. Ha. Bunlar ama sana Leyla'nın anlattıkları. Evet. Evet. Ben ilk önce teklif ettim buna. Merhaba dedim. Nasıl oldu? Onu da bir anlatır mısın? Böyle gezdim işte telefonu. Bir sürü insanla sen orada... Evet ben bir sürü insanla hani arayış içindeyim. Ben iki senedir arayışım. Benim telefonum da eski numaram da oğlumun üstüne kayıtlı. Oradan da arayabilirsin. Ben iki senenin içinde böyle şey karar verdim yani. İki sene önce mi bu sosyal medya açtın? Evet. Bunun için mi açtın sosyal medyayı? Medyayı ben açamadım. Hani ben yapamazdım. Onu benim oğlum kendi ayarladı. Hani böyle kötü şey amaçlı için değil yani. Yani oğluna söylemedin herhalde ben arayış için. Hayır demedim. Birini... Eşimin de haberi yoktu yani. Sosyal medya açtın. Çünkü biz kendimiz ayrı ayrı odalarda olduğumuz için serbest ben gece yarısı da yazışıyordum yani Mahmut'la. Leyla peki Mahmut'la iki ayda sadece internet üzerinden görüştüğün adama nasıl güvendin? Bilmiyorum. Allah'a sığındım. Neyine güvendin yani? Oraya cevap veremeyeceğim. Leyla senin ailen yok mu? Çocuğunu alıp ailene sığınsaydın... Kocan sana zaten kötü gözle bakmazdı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazdı. Yaşanmazdı. Ama sen ailemi... Direkt ben bunu tercih ettim. Aileme gitmem diyorsun. Gitmedin. Efendim devlete sığınmadın. Senin arayışın bir eşti yani. Evet. Hani nasıl desem ya? Her bir kelimem yanlış gelir belki de. Hani insanın tatlı sözleriyle böyle şeylere ihtiyacı var. Ama bizde o yoktu. Ama belki ilk başta orada da vardı. İlk başta sorunumuz hiç yoktu. Çocuğum olana kadar. Benim çocuğum geç oldu. Tamam aynı şeyi Mahmut'la da yaşamayacağını nereden biliyorsun? Her aşk böyle zaten. Vaatle başlar. Vaatle başlar. Evet. Bir de çok büyük cesaret. Tamam hani iyi ben, kötü ama insan birisine gene denk gelmiş. Ya internette kurban arayan bir yıl sapıktır, katildir bir yıl acayip acayip. Yani internet çok acayip bir mecra. Evet. Yani böyle tanımadık bir insana bir de 8 yaşında çocuğu da götürmek. Yani bir yerlerde kaybolabilirdiniz. Kimsenin de haberi olmazdı. Büyük cesaret. Bir de yani bir kız çocuğu var yanında 8 yaşında. Tabii. Adam benim bu kız çocuğum babasındaki görmediği şefkati Mahmut Bey de 4 günde gördü hocam. 4 günde gördü. Yapmayın İyi be dedi. Hanım ya. Hayır yapmayın. Ya. Yapmayın. Hayır. Benim çocuğum sevgi görse, benim çocuğum yayın arkasında. Görebilirsiniz, konuşturabilirsiniz yani. 8 yaşına kadar da babası baktı ama ona. Baktı. Baktı. Beni hastanelere taşıdı, onun hakkını inkar edemem. Ama olmuyor böyle. Ne yani? Hastaneye adamdan gittiğin tarzı anlasana. Sıkıldın mı ya? Açık açık söyle. Hayır, yani. Hayır, sıkılmadım. Niye ama bana davranışları yani bir mal misali gibi yani. Ana, hanım veya canım demelerini duymadım ben.
Mahmut Bey, sen daha önce bir evlilik yapmışsın herhalde. Dört tane çocuğun var. Evet, dört tane çocuğum var. Çocuklarını da tanıştırdın mı Leyla'yla? Evet, ben ilk önce çocuklarımla tanıştırdığı için. Çocuklarımın dördüyle de tanıştırdım. Tanıştırdım. Annemle konuşturdum. Annemin yanından da geliyor şu an. Çarşamba'da yaşıyor annem. Annemin yanına da götürdüm. Bütün ben ailemden, 7 sene oluyor ben boşanalı. Resmi ayrılık 5 ay oldu. Ama 7 senedir ayrıyız. Çocuklarımızın dolayısıyla eski eşimle yan yana gelebiliyoruz. Konuşabiliyoruz. Medenice konuşuyoruz. Evet, ben gidiyorum, yemek hazırlıyor, yiyorum. Benim ufak kızım 18 yaşında, o da annesinin yanına bıraktım. 12 yaşındayken ayrılmıştık. Dedim ben kızımı, bana derdini anlatamaz bir kız evlat olarak. Hani sen de kalması daha şeydi ama vekaleti benim üzerimeydi. Peki Mahmut Bey, ailenden kimse demedi mi sen niye evli bir kadını kaçırıyorsun? Demedi mi sana? Ya eleştirmediler mi seni? Eleştirdiler. Sonra eleştirdiler. Söyledi. Ama kaçandan sonra ben şimdi olduğumu. Onu detaya girmedi Leyla Hanım. Bana dedi ki merhaba yazmıştı. Ben de döndüm arkasından sosyal medyada gezerken merhaba yazdım. Sen de mi arayış içindeydin? Tabii ki efendim. Hmm. Tabii ki ben de evlenmek istiyorum. Hmm. 7 sene olmuş eski eşimden ayrılalı. Ben de mutlu olmak, 4 duvarla konuşmak istemiyorum. Yani benim de huzura ihtiyacım var. Ararken merhaba yazmıştı Leyla Hanım. Ben de merhaba yazdım, geçtim. 1-2 gün sonra bana dedi ki evlenmek istiyorum, arayış içindeyim. Yok, biraz sohbet ilerledi. Evlenmek mi istiyorum? Dedi. Evlenmek Hayır. istemiyorum demedi. Tanışmak istiyorum, konuşmak istiyorum dedi. Ama dedi ben evliyim dedi. Evli hanımlarla dedim, evli insanlarla benim işim olmaz. Sor kendine. Dedim evli insanlarla benim işim olmaz dedim. Çünkü yuva yıkanın yuvası olmaz. Bana da dedi ki ben denize düştüm. Yalvarıyorum dedi. Yani konuşalım, tanışalım. 1,5 ay konuştuk. Kafalarımız uydu. Bana dedi ki namazımı kılıyorum. Senden hiçbir şey istemiyorum. Tabii o zamana kadar. Bari şu namazı, dindarlığı falan karıştırmayın. Hakikaten. Olmuyor yani. Hayır. İkisi bir arada olmuyor. Yaptığınız evet. işle. İnançlı kısmını ne olur hiç konuşmayın bile bence. Tamam, olmuyor çünkü yani. Konuşmayalım mevzuya gerek. Evet evet konuşmayalım. Döndük ondan sonra senden ben hiçbir şey istemiyorum. Yani ben o zamana kadar arayış içindeyim 7 senedir. Çok bayanlarla konuştum. Yok şuraya kadar altın dolduracaksın. Yok araba alacaksın üzerime. Yok evi tapu yapacaksın üzerime. Baktım ki arayış içinde yani bu evlilik istemiyor bu kadınlar, bayanlar. Servet edinmek. Servet peşinde, mal peşinde. Ben mal peşinde değilim, ben huzur istiyorum. Hatta benim çocuklarım da bana dördü dedi ki canlı yayına çıkma. Arkasında olduğunu göster ama dedi Leyla Hanım'ın. Ekranda olma fazla. Bak ben ekrandayım şimdi, niye? Bende yalan yok, ben arayış içindeyim, evlenmek istiyorum, huzur bulmak istiyorum. 7 senede bekar bir kadın bulamadın yani. Çünkü hadi Leyla evli bir kadın, sen bekarsın. Birileriyle tanıştırılır, etrafında bir eş dost birisini sana tavsiye eder. Hiç olmadı böyle bir şey. Hayır efendim, hayır öyle Leyla, bir şey olmadı. Leyla, dedin ki daha önce de ben başkalarıyla da yazıştım falan. Onlara da mesela işte ben bir beraberlik yaşamak istiyorum, beni götürün beraber. Dedin mi onlara da? Evet. Dedin, demedin, dedin. Dedim. Onlar mı kabul etmedi? Evet. Evli olduğun için mi? Onlar kendileri de evliymiş. Onlar da öyle geziniyorlar o mecrada evet. yani.